Şu ana kadar Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası olarak 25 bin kilometre yaptık. Seyahatlerimiz devam ediyor. Geçen hafta Diyarbakır'daydım. Bugün Trabzon'a geldik. Yarın Giresun, öbür gün Ordu'da olacağız. Trabzon, Doğu Karadeniz'in 3 ilini böylece tamamlamış olacağız. Mayıs'ın tatile gireceği yaz aylarında da bu çalışmalarımız devam edecek. İş dünyasıyla, esnafımızla, çalışanlarla, emeklilerle buluşuyoruz. Kendilerinin sorunlarını dinliyoruz, dertlerini dinliyoruz. Bazı dertler, sorunlar ulusal düzeydedir, ülke çapındadır ama bazı sorunlar, ekonomiye ilişkin sorunlar, bölgesel özellikler, bölgesel farklılıklar gösterir. O nedenle bu bölge veya il toplantıları bizim için çok önemli. Gerekli notlarımızı alıyoruz, değerlendirmelerimizi elbette daha sonra kendi içimizde yapıyoruz. Ama burada kendi programımızı da, ekonomiyi ayağa kaldırma olarak ifade edebileceğimiz programımızı da paydaşlarla, katılımcılarla paylaşıyoruz. Bugün burada Trabzon ekonomisine yön veren işte iş adamı, sanayici, esnaf, diğer sivil toplum kuruluşları, herkes var. Onları dinliyoruz. İhracatçılarımız var. Amacımız Türk insanının refahını artırmak, mutluluğunu artırmak, insanımızın gelirini artırmaktır. Türkiye maalesef kriz yorgunu bir ülke konumundadır. Bir krizden çıkıp tekrar bir krize giriyoruz. Sürekli olarak geleceğini göremeyen, yani gelecekte ne olacak endişesini taşıyan bir toplum içinde yaşıyoruz. Bu endişeyi ortadan kaldırmak lazım. Herkes geleceğe güvenle bakabilmeli. Şu anda bizim kişi başına milli gelir seviyemiz tam 14 yıl geriye gitmiştir. 2007 yılı seviyelerine geldik. Yani 8 bin doların altındayız şu an ki bu 2007 seviyeleridir. Yıl 2021, biz hala 14 yıl gerideyiz. Buna insanımız layık değil. Şu anda biz belki 15 bin doları konuşuyor olmalıydık. Hatta AK Parti'nin 2011'de açıkladığı Cumhuriyet'in 100. yılı, 2023 yılı hedeflerini dikkate alırsak orada kişi başına gelir 25 bin dolar olmalıydı. Olabilirdi, bu imkansız bir şey değildi. Fakat maalesef bırakın 25 bin doları, bırakın 15 bin doları, 8 bin dolar seviyelerinin altına indik, 7 bin dolar seviyelerindeyiz. Buna bu ülke asla layık değil. Bu ülke güçlü bir ülkedir, güçlü bir özel sektörü vardır. Kamu sektöründe çok güçlü kadroları vardır. Biz bu ekonomiyi ayağa kaldıracağız. 3 şey söylüyoruz: yeni kurallar, yeni kurumlar, yeni kadrolar. Bunlarla işler yoluna girecektir. Ya burada çok değerli arkadaşlarımız var. Öyle şey olmaz, olur mu yani? Devamlı olacak diye bir şey yok. Hayır, burada çok değerli arkadaşlarımız var, milletvekilimiz var, örgüt arkadaşlarımız var. Hepsinin önü açık, inşallah hepsi başarılı olur. Ben başka bir ildeyim, İstanbul'dayım şu anda ama inanın İstanbul'da da beni en çok yani çok arıyor. Biz yine hemşehrilerimiz arar beni, Trabzonlar arar, diğer herkes arar aslında. Yani sonuçta milletvekili sadece milletvekili olduğu ilin seçmeniyle sınırlı değildir. Ama bu Trabzonlu olduğum için bu ünvan, bu kimlik beni her yerde bulur. Bundan da memnunum. Beni arar yine hemşehrilerimiz devamlı. Şimdi bakın, Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Sayın Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Bu arkadaşlarımızı veya başka isimler de olabilir. Onların mevcut görevleri dışında bir başka görevle anmak o insanları yıpratmak olur. Ben doğru bulmuyorum. Bırakalım onlar seçildikleri beldenin, ilin halkına hizmet etsinler. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimini biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazanacağız. Bu seçim sistemi veya bu siyasal sistem ittifakları zorunlu kılıyor. Elbette Cumhurbaşkanlığı seçimi ve diğer parlamento seçimleri için doğal olarak ittifaklar olur. Ama iddia ile söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği aday, ittifakın adayı olur ikinci turda. İlk turda tercihimiz her siyasal partinin kendi adayını göstermesidir. Ama
ilk turda olmasa bile ikinci turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Cumhurbaşkanı olacaktır. Fındık rekoltesi ve fındık fiyatı her sene tartışma konusu olur. Bu da yanlış. Üretici bilmeli önümüzdeki sezon fiyat ne olacak bilmeli. Onun asgari fiyatını en azından bilmeli. Yani fiyat rekolteye göre değişebilir elbette. Bu sene 700 bin tonun üzerinde bir rekolte tahmini yapılıyor. Daha yukarılarda rakam söyleyenler var. Ama resmi rakam henüz Tarım Bakanlığı tarafından açıklanmadı. O da herhalde Temmuz'un ortalarında açıklanacaktır. Ben şöyle görüyorum. Son 6 yılın fiyatına baktım ben. İhraç fiyatına baktım. 6 yılın ortalama ihraç fiyatı 4 dolar. Kilogramda 4 dolar kabuklu fındık ihraç fiyatı var. Bu fiyattan satmışız. 6.4 dolar olan yıl var mesela. 2014-2015 sezonu ürün az olduğu için, don olduğu için fiyat yükseldi. Don bize şunu gösteriyor, bildiğimiz bir şeyi gösteriyor aslında. Fındık, dünya fındık fiyatını Türkiye belirliyor. Türkiye'de üretim düşerse fiyat yükseliyor. Demek ki piyasanın hakimi Türkiye'dir. Öyle olduğu halde fındık Avrupa'ya ucuz satılıyorsa bu bizim hatalı fındık politikası yürüttüğümüzden dolayıdır. Son 6 yılda ortalama 4 dolardan fiyat satmışsak biz fındığı yurt dışına, demek ki 4 dolar asgari fiyat olmalıdır. Bugün dolar neredeyse 9 liraya gelmiş durumda. Asgari fiyatı 35 liradır bugün fındığın. Hedef bakın 6 dolar 44 sentten satmışız 2014-2015 yılında. Elde ettiğimiz ihracat geliri 2.8 milyar dolar. Şimdi 2 milyar dolarlardan söz ediliyor. Ya niye biz fındığı yurt dışına ucuz satarak Avrupalının daha ucuz fındık, daha ucuz çikolata yemesini sağlayalım? Bırakalım o gelir buraya gelsin. Yüksek fiyat derken fındığın hak ettiği fiyattır bu. Ben bunu şu an 5 dolar olarak görüyorum. 45 TL seviyesindedir bu. 4 dolardan başlarız. Onun altında olmalı ama orta vadeli bir programla bu 6 dolara kadar çıkabilmeli. Bunu hedeflemeliyiz. Yüksek fiyat Karadeniz ekonomisini, Türkiye ekonomisini canlandırır. Üreticiyi mutlu eder. Düşük fiyat Ferrero'yu mutlu eder.